Cenova Regina Serdar. Çetin. Bu da garip bir karşılaşma aslında. Biraz garip karşılaşma, evet öyle diyebiliriz. Ama Ceno evinde gayet güzel bir top oynuyor. Seyircisiyle beraber. Yani Ceno'nun mesela Palermo karşısında aldığı, deplasmanda aldığı 3-2'lik galibiyeti açıkçası biraz şaşırdım. Yani Ceno'nun 3 tane gol atabileceğini düşünmüyordum. Çünkü Palermo biliyorsun Sicilya bölgesi takımı, her zaman söylüyorum. Taraftar evrağı da işte futbol oynayan bir takım. Yani Genova yendi 3-2. Sanki deplasmanda aldı bu galibiyet. Bir de şimdi evine çıkıyor. Bana açıkçası daha bir şanslı gibi geliyor. Şimdi Regina da çetin alt sıralardan kurtulmaya çalışan bir şey. Evet. Yani son haftalarda aldığı sonuçlar hiç de yaban atılır gibi değil. Napoli ile beraberliği falan. Gerçekten onlar için aslında ciddi bir sonuç. Şimdi şöyle söylemek gerekiyor bunu karşılaşmadan. Genoa evinde taraftar önünde, taraftarının desteğiyle oynayacağı bu karşılaşmada boş geçmeyecektir. Biz karşılaşmayı bir diyebiliriz. Bir diyebiliriz. Bir de ilk bir gün bu Genoa'nın stadı gördün sen. Tribünler o kadar aşırı dik geliyor ki. Üzerine. İnanılmaz. Genoa'nın stadı Sampdoria'nın stadı da aynı yapıda yapılmış ve bir de Portekizli bir takımın da öyle bir stadı vardı. Boavista olabilir. Yine dik türbünler oynuyor. Bu iki takım stadı aynı. Genoa ve Sampdoria. Rakibi Boavista. Rakibi Boavista. Yani aşırı dik geliyor yani. İnternetten de araştırıp bakabilirler stadı veya maçı izlerlerse görürler. Orada bir enteresan seyirci desteği olacaktır Genoa'ya yine. Zor bir karşılaşma olmasına rağmen yine sıfıra çok yatkın olabilecek bir karşılaşma ama bir yani Genoa'nın bir kurtarılmaz. 1 veya ben 1-0 çifte şanslı oynanabilir diyorum. Hatta beraberlik arayan 0 bile düşünebilir. Ama ilk görüşümüz yine 1 olsun istersen. Zor bir karşılaşma.